işsizliğinde e, bir garip hali var. O garip halde nedir derseniz e, işte bu anketlerle belirlenen bir rakamdır o aslında. Evet. Ve de gerçek yapıyı göstermiyor. Bugün genç işsizlik dediğimiz şey var. Yüksek okullardan, <laughs> üniversitelerden mezun olan insanlar çalışacak yer bulamıyor, iş bulamıyor. En az yüzde yirmidir gerçek işsizlik. Ve genç nüfusta da işsizlik oranı bu düzeylere çıkmış vaziyettedir. Ve çok yüksek bir işsizlik oranıdır bu. Ama siz rakamları eğer büker bilmem ne yapar, yine de eğip büktüğünüz halde o da %11 civarında çıkıyor. Yine onu da tutturabilmiş değiller. Evet. E neyiniz iyi o zaman? Neyi iyi yapıyorsunuz? Bu bütçeyle ne getiriyorsunuz? Bakıyoruz yatırım harcamalarına, o gitmiş. Bakıyorsunuz faiz ödemelerine, o fırlamış. Nesi iyi bunun? Yani faiz ödeme bütçesi gibi bir şey bu. Başka bir özelliği yok, Peki, yatırım sayın yok, bakalım, bir şey büyüyen yok. büyüyen kesim Yani bu işte büyüme rakamı açıklandı da, büyüyenler kimler? Büyüyenler şunlar, bakın çok net ifade ediyorum. Ee, ben vaktiyle de söylemiştim. Ee, bu iktidarın zenginleştirdiği, gizli zenginler var. Hı hı. Hı hı. Bu zenginleştirdikleri bir gün legalleştiği zaman, tüsiyat orta sınıfa dönüşecektir. Bak bundan emin olun. Yani korkunç bir şekilde devlet bütçesine giren para emme basma tulumba gibi birilerinin cebine akıyor sürekli olarak. Ben milyarlardan katrilyonlardan bahsediyorum. Yani işte köprüler bilmem neler havaalanları vesaire yapılıyor. İşte bu bu işleri yapanlar cebinden para harcamıyorlar. Doğrudan kendilerini riske alarak bir yerlerden kredi de bulmuyorlar. Devlet hazine garantisiyle bunlara para buluyor. Devletin bulduğu parayla köprüdür, yoldur, havaalanıdır yapılıyor. Sonra sonra da geçiş garantisi veriyorsun. Paralı yapıyorsun, yüksek fiyatlar koyuyorsun üzerine. Köprüden geç, geçen arabalardan aldığın para e, e, yeterli olmuyor. Bir de hazineden embe basma tulumba gibi yıllık garantiyi burası doldurmuyor diye ilave para aktarıyorsun. İki senede aktardığın, yatırımcıya aktardığın para oranın maliyetinden fazla. Yani devlet bütçesi fakir fukaraya çalışmıyor. Yoksul insana çalışmıyor. Emekliye, işçiye, memura, asgari ücretliye çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü devletin bir şey var, e, fonksiyonu var. O fonksiyon devlete hakim kesimlerin işbirliği içerisinde olduğu sermayenin e, ve doğrudan kendilerinin kazanacağı bir ekonomik piyasayı oluşturuyor. O piyasaya çalışıyor. Yani. O piyasanın içerisinde siyasetçiler var, kimi bürokratlar var. O piyasanın içerisinde bir de işbirliği halinde oldukları, dirsek teması içerisinde oldukları sermayedarlar var. Kazananlar bunlar. Onun dışında halka pay düşmez. Çiftçimiz buradan yararlanamıyor. Devlet işte, bir, yedi kat, e, 700 katrilyonluk bir paradan bahsediyoruz. Eski hesapla 700 milyar, evet. 7-800 milyar. <laughs> E bu kadar büyük, devasa bir parayı siz halktan toplayacaksınız ama onun refahına katkı sağlayacak mekanizmaları kurmayacaksınız. Olmaz. Evet. Şimdi artan vergilerle eriyen ücretlere dikkat çektiniz siz çalışan kesimde. Peki şunu sormak istiyorum ben. Bu vergi oranları değiştirilemez. Mesela asgari ücretliden alınan vergiyle işte bilmem şey ticareti yapan bir işte iş adamından alınan vergi farklı oranlarda alınamaz mı? Yani ge gelir, tab verginin tablolara baktığınız zaman sanki işte üst gelir gruplarından fazla evet. vergi alınıyormuş gibi gözüküyor ama öyle değil Hı -hı. sistemin içerisinde bir takım kaçamaklar konuluyor vergi indirimleri telafi mekanizmaları gider yazma kalemleri oluşturuluyor Hı -hı. bunlarla birlikte düşündüğünüz zaman reel olarak Reel olarak Türkiye'de vergi yükü düşük gelir grupları üzerindedir. Ben gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından bunun nasıl işlediğiyle ilgili karmaşık yapıyı anlatmayayım ama basit bir şey anlatayım. Hı hı, lütfen. Vergiler ikiye ayrılır. Dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler. Dolaysız vergiler dediğim işte doğrudan gelir vergisi, kurumlar vergisi alıyorsunuz bu do, dola, e, dolaysız vergidir. Ama dolaylı vergi görünmüyor. Siz harcamalar üzerinden sürekli vergi ödüyorsunuz. İşte ekmek alıyorsunuz, peynir alıyorsunuz, zeytin alıyorsunuz, kadevedir vesairedir diye vergi ödüyorsunuz. Telefonlarla konuşuyorsunuz, konuşmuyorsunuz, faturalara bakıyorsunuz ki konuştuğunuzdan daha çok vergi ödemişsiniz. Veya işte akaryakıtın üzerinde fiyatından daha fazla vergi var. Her tarafa yayılmış dolaylı vergiler var. Türkiye'deki vergi sistemine baktığımızda Türkiye'de Genel olarak söylüyorum, vergilerin yüzde %30'u doğrudan vergilerdir. Bu doğrudan vergilerin de en önemli kalemi ücretlerden stopaj yoluyla alınan vergilerdir. Onu da doğru ver, doğrudan vergi saymamak lazım. Hmm. Yani o yüzde %30'un da tamamı doğrudan vergi değil. Hmm. Ağırlıklı evet. bir şekilde ücretlerin bodrolarından kesilen vergiler. Ama yüzde %70'i toplanan, devletin topladığı bu işte 700 katrilyon vesaire dediğim paranın %70'i dolaylı vergilerden oluşuyor. İşte telefon konuşurken, hmm, arabaya hmm. benzin doldururken, efendim ekmek, tuz, peynir, zeytin alırken ödenen vergiler. Avrupa'da veya gelişmiş ekonomilerde nasıl? Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da bu ekonomilerde nasıl derseniz durum tam tersi. Oralarda vergilerin %70'i hatta zaman zaman daha fazlası, 70 demeyin, 80'e 90'a ulaştığı vardır. Doğrudan vergilerdir. Sen sanayici sen tüccar. Sen borsada kazanan insan. Ne kazandın bu kadar. Ver vergini der. Topladığı vergiler ona dayanır. Yani sizin sorunuz bakımından değerlendirecek evet. olursak üst gelir gruplarına yönelik vergilerdir ve doğrudan onlarla bütçeyi doldurur. Hı. Onlarla doldurur. Sonra harcarken ihtiyaç sahiplerine harcar. Devletin temel fonksiyonlarından biri budur. Anayasaya baktığınızda bütçe politikasının Özünde sosyal politikalar vardır. Devletin düşük gelir gruplarını desteklemesi vardır. Ama Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri gibi de değildir. Bilmem işte diğer ülkeler gibi de değildir. Vergilerinin çoğu düşük gelir gruplarından alınır. Yüzde yetmişi düşük gelir gruplarından. Bu şöyle bir sonuç ortaya çıkarır. Düşük gelir gruplarının ödediği vergilerle, Yüksek gelir gruplarının ödediği vergileri kıyasladığınız zaman gelirin daha fazla bir bölümünü vergi olarak ödeyen kesimin düşük gelir grubu olduğunu görürsünüz. Bu dolaylı vergilerden dolayı. Evet. Ama doğrudan vergilerde de böyle kaçamaklar var. Onları da falan eklediğiniz zaman ikisi de bizim, bizim iki, yani. ikisi de şeyin vatandaşın sırtına, çiftçinin sırtındadır. Bilmem parasını her harcayanın sırtındadır. Evet iş asgari ücretinin şimdi asgari ücretli bir şeyi öde, şöyle düşünün bütün temel gıda maddelerinin hepsinin üzerinde vergiler var. 1400'e harcadığını düşünün. Nereden bakarsanız bakın bunun %15'ini vergi olarak ödüyordur. Doğrudan ödediklerini de saymazsanız. Ama yüksek gelir gruplarında bu %15'ini bile daha büyük bir gelir oldu halde o gelirin %15'ini bulamayacağınız noktalar vardır. O olan, bir de dolaşan kara para var zaten piyasada. Hmm. Asıl benim demin anlattığım iktidar, iktidarla dirsek temasına sahip olanlar, onların kurduğu kumpaslar ve şeyler, hmm. mekanizmalar, buradan elde edilen gelirler bedava gelirler. Neden? Bunlar daha çok ranta dayalı gelir elde ediyorlar. İşte devletin de şeyiyle, İmar rantlarıyla işte büyük şehir belediyelerinde en çok bu imar rantlar olur. Ankara'sıdır, İstanbul'udur, Bursa'sıdır vesaire. Buralarda oluşturulan rantlardan düşünün. Bin liraya aldığı bir arsa, yatırdığı bir arsa dirsek temasıyla bir imar tadilatıyla veya imar girmemişse yeni ballı imarlarla bir bakıyorsunuz ki size yüzde bin kazandırıyor. Birden hiç parası pulu yoksa iman rantlarıyla köşe dönen insanlar türüyor. Bunlar kimin zenginleri? Bunlar bunlar doğrudan doğruya iktidarın zenginleri. Ama başka bir şey söyleyeyim. Vergi dediniz ve bunlar tek bir kuruşlukta vergi vermiyorlar. Bu zenginleşmenin karşılığında, bu gelir artışının, bu gelir patlamasının karşılığında hiç vergi ödemiyorlar. Böyle bir sistem. Evet. Yani evet. neyi anlatıyoruz? Anlattığımız şey Bunu şu. Bunun önüne geçilemezsin peki. Aa, geçilemez yolluyor, olur mu? Sayın Şener. İktidarın niyetine ve iradesine bağlıdır bu. da bir bu siyasi iş. tercih. Bu, bu bir tercih. İktidarın bir tercihi. Dirsek temasında olduğu yeni bir zengin kitle oluşturma politikasının bir parçasıdır bu. Ve bu maalesef e, yoksulu, düşük gelir gruplarını, başta çiftçi, asgari ücretli, işçi, memur, emekli gibi kesimleri yoksulluğa mahkum eden, bunlar vasıtasıyla öbürlerini besleyen bir, zengini besleyen. Fakir zengini besliyor Türkiye'de. Tabii. Yani tam tersi olacağına fakir zengini besliyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Dün de Sayın Selin Sayın Böke'ydi konuğumuz. İşte AKP'nin bu bütçe ve ekonomiye ilişkin politikasını konuştuk. Örneğin işte kaynak sorunu var mı yok mu? işte kaynağı mantıklı yerlere yönlendirilerek bu kara tablodan çıkılabileceğini söyledi. Bunlardan biri de mesela asgari ücretliden vergi alınmaması. Ona da sordum size de sormak istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hayata geçirilebilir mi? 1404 lira asgari ücret alınan vatandaştan vergi alınması olur mu? Çok rahatlıkla olur bu. Niye rahatlıkla olur? Çünkü zaten gelir vergisi artan oranlı bir vergidir. Yani fiilen artan oranlı olmuyor, işlemiyor ama özünde artan oran var. Yani nasıl bir artan orandır? Diyor ki gelirin şu miktarına kadarki e, şeyden, gelirlerden bilmem yüzde on beş vergi alırız. O miktardan şu miktara kadarkinden yüzde yirmi alırız. Ondan şu miktara kadarkinden yüzde yirmi beş alırız diye böyle merdivenli bir artan oranlı vergi sistemi vardır. E, asgari ücreti de en düşük e, gruba giriyor en düşük gruba giren asgari ücretlinin vergisi bu grup mesela 1400 liraya kadarki gelirler vergi dışıdır dersiniz. Merdiveni o şekilde ayarlarsınız. Bu çok basit bir tercihtir. Ama bunun dengesini kurabilmek için ekonominin genel politikasındaki değişimi yapmak lazım. Emme basma tulumba gibi yoksuldan alıp daha düşük gelir gruplarından alıp yeni zenginleştireceğin yeni kesimlere kaynak aktaran bir politikan varsa bunu uygulayamaz.